Öncelikle tabii en büyük zorluğumuz bütçeyle alakalı. Evet. Diğer bütün belediye başkanı arkadaşlarım gibi biz de önemli bir borcu devralarak 2 yıl Evet. içerisinde hani icralık durumlarımız bile vardı. Hepsini çözdük. En büyük sıkıntımız bütçe. Küçük Evet. belediyeyiz. Bir gelirimiz zaten kısıtlı gelirimiz var. En büyük sıkıntımız bütçe. Evet. Ancak bunu da açtık. Doğru hedeflerle, doğru kararlarla, israfı önleyerek kendi ekonomimizi, paramızı, personelimizi, işimizi verimli kullanarak bu 2 Güzel. yılda bence güzel bir yere geldik. Ve bize hani önceki dönemde mal vermek istemeyen birçok esnaf bize ne istersin başkana geldi iş. Benim ilçem kırsal bir mahalle. Nüfusumuzun büyük bir yoğunluğu %80'i köylerde, mahallelerimizde ve önemli bir süt üretimimiz var. Bunu daha önce de anlatmıştım. Bir kooperatif kurduk. Şu anda kooperatifimiz kurulu ve bir üretim tesisi yapmaya başladık. Kazmayı vurduk Sayın Genel Başkanım. Bu yılın sonunda 2021 yılı sonu gibi üretim tesisimiz, sütle alakalı bir üretim tesisimiz inşallah üretime geçecek. Geçtiğimiz 1,5 aşağı yukarı 1 yılı geçmiş zamandan beri biz sahadayız. Yani bu sadece kapanma süreciyle ilgili değil Sayın Genel Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi, belediyeler, tüm arkadaşlarım olduğu gibi biz halkla iç içe, halka dokunarak 1 yıldır bu işi mükemmel yapıyoruz. Bizim şimdi bu kapanma süreci doğru yönetilmediği için aşırı bir nüfus artışı var. Aşırı bir insanlar İstanbul, Ankara, diğer yörelerden iklimi güzel olan, işte turizm potansiyeli taşıyan yerlere akın akın insanlar geldi. Dolayısıyla burada bizim 161.145 yerleşik nüfusumuz ve merkezin dışında Balıkesir'de en büyük nüfus açısından en büyük ilçeyiz. Dolayısıyla bu nüfusumuz şu anda Sayın Başkanım en az 4 katına çıkmış durumda. Hizmet ihtiyacı artıyor tabii bildiğiniz gibi. Ayrıca pandemi riski de bizi düşündürüyor. Bulaşmayı arttıracak kaygısı da var. Yani çok ciddi bir problem var burada. Bizim sorunlarımızdan birisi. Tabii ki bu şeyde de yoğunlukta turizm potansiyeli taşınan belediyelerimiz hep bunu dile getiriyor. Belki sizin nezdinizde de dile getirdi. Yani bu nüfus 161 bine göre değil de bu İller Bankası'nın payları özellikle de bu belli dönemlerde nüfusun yoğunlaştığı dönemlerde bunun mutlaka İller Bankası payının arttırılması konusunda her zaman dile getiriyoruz. Ama sizden ricam Sayın Genel Başkanım, bunu artık Türkiye'nin gündemine taşıyalım. Barış'ım ve kardeşim başkenti Mudanya'dan sizleri 128 milyar kez sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Tabii ki bizim şikayet etmeye hakkımız yok. Sorunları biliyoruz. Çözüm üretmek bütün belediye başkanı arkadaşlarım gibi bizim de görevimiz. Bu süreç içerisinde pandemiden dolayı olağanüstü bir çaba sarf ettiğimiz bütün arkadaşlarımız tarafından takip ediyoruz, biliyoruz. Göreve geldiğimiz benim ikinci dönemim biliyorsunuz. Önce Mudanya'yı tanıdık, Mudanya'ya hakim olduk. Borçlarımızı çıkarttık, çok büyük miktarlarda borçlar vardı. Ama alacaklarımızı da çıkarttık. Hem borçlarımızı yöneten hale geldik, hem de alacaklarımızı yöneten hale geldik. Ve de bütün arkadaşlarım gibi 1 liralık işi 1 liraya yaparak çok 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 fazla bütçemizin de üzerinde işler yapmaya başladık. Şu anda 11-12 tane hizmet anlamında ihalelerim var. Çok büyük miktarlarda ihaleler. Ve şunu söyleyeyim, Mudanya Belediyesi olarak Bursa'daki AKP'li belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi de dahil toplamından çok daha fazla işi Mudanya Belediyesi olarak yapıyoruz. Bir projem var, onu da anlatmak istiyorum çünkü yakında temelini atacağız. Soğuk hava deposu. Sadece bir soğuk hava deposu değil, bir yaşam alanı yaratıyoruz. Orada üretim atölyeleri var. Kadın kooperatiflerinin, kadınlarımızın salça üreteceği, tatlısını yapacağı, reçelini yapacağı, eriştesini yapacağı, tarhanasını yapacağı ve ev yemeklerinden oluşan bir kafe, restoran gibi çocuk oyun alanları, çocuklar için kütüphane ve etüt evleri, oyun alanları dahil bir yaşam alanı yaratıyoruz. Onların nişanlarının, nikahlarının, düğünlerini yapacağı bir eğitim salonu olacak. Orada çeşitli tiyatro ve sinema dahil gösterilerin yapılacağı bir yaşam alanı yaratıyoruz. Ve de bu köyde, kırsalda olan bir yer. Daha önce Zübeydana Çocuk Akademisi'ne çok yakın bir yer. İnşallah onun da temel atma törenini birlikte yapacağız. Haziran gibi planlamasını yapıyoruz. Tabii ki İnşallah. bu pandemi sürecinde şunu söylemek istiyorum sevgili Genel Başkan. Mutlaka sizler de değerlendirmişsinizdir ekonomi masasında. Belediyeler olarak olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Yani normal zamanlarda
yapılmayan masrafları yapmaya çalışıyoruz. Ve bununla ilgili belediyelerin aldığı paylar da sürekli olarak kısılmakta. Ve de belediyelere tanınan bir kuruş, tabii ki vatandaşa kime veriyorlar ki belediyelere versinler. Yani hiç değilse bir KDV indirimi olabilir veya KDV'den muaf olabilir bu süreçteki zorunlu masraflardan. Bu sene ilçemizde çok büyük oranda aynı zamanda Gemlik'te de oldu. Dolu vurgunu oldu. Bu doludan zarar gören köyümüzün bütün ürünlerini aldık. Son tanesine kadar bütün zeytinleri aldık. 90 ton civarında ve hepsinden yağ çıkarttık. Yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza dağıttık. Burada şöyle bir kazancı da oldu köylülerimizin. Normalde 1 lira 80 kuruş 2 lira civarındaydı zeytin. Biz 4 liradan aldık. Hem üreticimiz kazandı hem de ihtiyaç sahibi insanlarımız kazandı. Ve daha sonra işte geçtiğimiz zamanlar içerisinde komşu ilçemiz Karacabey'den tarlada soğanı sürecekti para yapmıyor diye. O soğanı aldık tamamını. Yaklaşık 85 ton. Yine yakınlarda bir ay öncesi Afyon Şuhut'tan 105 ton patates aldık. Köylüden direkt aldık. Ve bunu da tabii ki oradaki ilçe başkanı arkadaşımız, Afyon'daki Daskırı Belediye Başkanı arkadaşımız İsmail'in de yönlendirmesiyle birlikte direkt üreticiden alarak maliyetinin iki katını evet. aldık. Hem üreticimiz kazandı hem ihtiyaç sahibi insanlarımız kazandı. Efendim biz gündemimiz gereği de bu kapanmada ve harici ihtiyaç sahiplerine halkla ilişkiler ve zabıta müdürlüğümüzle böyle bir çalışma içerisine gittik. Özellikle iş yeri kapanan ve işsiz kalan arkadaşlarımızı tek tek aradık, tespit ettik meslek gruplarına göre. Onlara yemek, erzak ve pide yardımı, çeşitli yardımlar içerisinde bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz bu süre içerisinde. Haricinde çağ kartı getireceğiz. Bu yoksulluk haritasını biz çıkarttık ihtiyaç sahiplerine. Çağ karta para yükleyerek Çan'daki yerel esnaflardan harcamalara kaydıyla böyle bir sistem getiriyoruz. Dolayısıyla hem yerel esnafımız gıda alışverişi noktasında onlara bir destek olması açısından. Aynı şekilde askıda fatura, askıda pazar, ihtiyaç sahibi çocuklara giyim, ev temizliği gibi yardımlarda bulunmaya devam ediyoruz. Yine bu pandemide iş yeri kapanan hem belediyemize ait iş yerlerinden önce 3 ay hiç kira almadık. 2 ay %50 indirim yaptık. Şimdi önümüzdeki meclise de yine çalışma yapıyoruz. Tekrar 2 ay bir %50 kira indirimi yapacağız. Ayrıca tüm esnaflarımızdan, sadece belediye iş yerlerimizden değil, diğer esnaflarımızdan da 2 ay boyunca su faturalarından %50 indirim yapma çalışmasını biz de uğraşıyoruz. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Halkın Sarayı'ndan hepinize enişten dileklerimle selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sayın Başkan, sizin saray buradaki saraya benzemiyor. Halkın Sarayı efendim. Evet, Halkın benzemiyor. Sarayı. Güzel. Göreve gelir gelmez seçim taahhütlerimizde yer alan sosyal doku haritasını ilk 3 ay içerisinde tamamladık. Böylece özellikle pozitif ayrımcılık yapacağımız ünitelere, bilhassa Roman vatandaşlarımıza, ki bunların 118 tanesi hala çadırlarda yaşamakta, sosyal destek programımızı uygulamaktayız. Elbette ki palyatif bir çözüm, elbette ki kalıcı bir çözüm değil ama biz herkese aş, herkese iş programı dahilinde hiç değilse Cumhuriyet Halk Parti belediyeciliği tadında bunlara bir şefkat elimizi uzatıyoruz ve bunlarla organik bağlarımızı sürekli güçlü tutuyoruz, umudu dürtmeye devam ediyoruz onlar adına. İş programı özellikle çok başarılı, 50 bin nüfuslu bir ilçenin belediye başkanıyım Sayın Genel Başkanım. 1000 kişiye iş bulduk bugüne kadar. Bu %2'lik bir orandır. Son derece başarılı çalışmalarımız var. Burada adeta uzmanlaştık. Evveliyetle söyleyebileceklerim bunlardır. Aziz Nesin Vakfı Çatalca'da Sayın Aziz Nesin'in, merhum Aziz Nesin'in çabalarıyla kurulmuştu. Ve şu anda bize çok yakın permakültür projesini onlarla hayata geçirmek üzereyiz. Yani toprağı çok fazla yormadan neler yapılabilir? Bu özgünlükte seracılık faaliyetlerimizi de işbirliğinin bir parçası olarak ele aldık. Özellikle arıcılıkla el ele gidebilecek ıhlamur, akasya, bu toprağa çok uyumlu olan ıhlamur, akasya, lavanta ve ıhlamur, akasya, lavanta ve gül. Gülün ana vatanı
eskiden Rumeli'ymiş. Gül projesini buralarda hayata geçirmek üzereyiz. Onlardan bir know-how eğitimi almaktayız. Gidip yerinde gözlemler yaparak. Bu pandemi süreci zaten yaşadığımız sıkıntıları daha çok artırdı ama en çok yoksulluğu derinleştirdi ve psikolojik sorunları artırdı. Bölgemizde de belli bir yaş grubunda insanlar var eve kapanmasından dolayı. Hem aile içi şiddet, bu iki konuda son derece önemli işlere imza attığımızı ifade edebilirim. Rakamlarını genel merkeze gönderiyoruz. Rakamlarla sizi sıkmak istemem ama özellikle 65 yaş üstü çok sayıda yaşayan vatandaşımız var. Onlara bu hizmeti çok hızlı bir şekilde ulaştırdık. Aslında sizin de hep söylediğiniz, bizim de yıllardır söylediğimiz, bir elin verdiğini öbür elin görmediği bir hizmet anlayışıyla Şişli'de bir hizmet sunuyoruz. Özellikle efendim sadece belediyenin olanaklarını zaten siz çok iyi biliyorsunuz, anlatmıştım. Ama bir müjdeyi arkadaşlarımla da paylaşmak isterim ki çok ciddi olarak hem çalışanlarına borcu olan bir belediyeydik hem bizimle işbirliği yapmış olan iş insanlarına ya da burada tedarikçi olan iş insanlarına. Geçen ay itibariyle ne çalışanlarımıza ne de bizimle iş yapan iş insanlarına 1 lira borcumuz kalmadı. Sadece devlete olan borcumuz var. Sosyal güvenlik ve vergiler açısından. Bunu nasıl başardığımızı söylersek ciddi bir bütçe disipliniyle sağladık. Özellikle bir komşu kart projemiz var. 25 mahallemiz şu anda 276 bin yurttaşımız yaşıyor burada. Kadını önceleyen bir proje bu. Visa kartı dağıtıyoruz. Ve bundan sonraki hiçbir yardımımızı, sosyal desteğimizi asla görünmeden yapacağız. Ve şu ana kadar 28.206 komşumuza ulaştık. 6 mahallemizi bitirdik. Önümüzdeki ay, bu yıl içerisinde tamamını bitireceğiz. Bu kartın bir özelliği ambalaj atıkları ve çevreyi koruyan bir kart. Sosyal desteğin aynı ve nakdi yardımlarını bu kart üzerine yapıyoruz. Asker ailesi yardımlarını bu kart üzerine yapıyoruz. Ve aynı zamanda hastanelerdeki sağlık hizmetini bu kart üzerinden ve esnaf desteği de bu kart üzerinden yapıyoruz efendim. Şimdi bunun ötesinde yine geçen toplantıda söylemiştim. Büyükçekmece Belediye'mizin Beylikdüzü Belediye Başkanlığımızın yapmış olduğu çok güzel bir iş vardı. Gıda bankacılığı, biz onu Şişli'ye uyguladık. Şu anda yoksul vatandaşlarımıza, başka belediyelerde uygulanıyor ama iyi bir örneğini birlikte, El Ele Derneği var, onunla birlikte işbirliği yaparak şu anda iki tane, birini bitirdik, birini daha bitiriyoruz. Bir gıda bankası kurduk. Bütün aynı yardımları oradan yapacağız. Gıdanın ve diğer hijyen malzemelerin tamamını yine bu kartlar üzerinden yapacağız. Bir şey de çok önemsediğimiz için sizi de eğer pandemi izin verirse efendim, katılımcı bütçe diye bir model geliştiriyoruz. Şu anda dünyada çok örneği de var. Bu bütçemizi Haziran ayına içerisinde biz çalıştay yapmak istiyoruz. Belki pandemi izin vermesi Eylül ayı içerisinde. Bu çalıştay da Eylül ayında bitirdikten sonra Eylül ayında meclisimizden geçirerek Türkiye'de daha önce denenmiş ama gerçekleştirilmemiş, umut ediyorum hem bir örnek proje olur. Dünyada da bunun çok örneği var. Şu anda Madrid Konsülü ile birlikte çalışıyoruz. 3 aydır kooperatiflerden, özellikle Niğde yöresindeki patates kooperatiflerinin çoğundan 200 ton üzerinde bir patates alıp bunu 3 aydır çok ciddi olarak bir dağıtımını yaptık. Aynı zamanda burada oluşturduğumuz bir kadın kooperatifi üzerinde de tüketiciye destek olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Sağ olun. Sürekli halkımızın yanındayız efendim. Özellikle halk ekmek geçen yıl 50 kuruşa düşürmüştük. Ekmek fırınımız var. Bu yılda 1 lira 25 kuruş olan ekmek fiyatımızı da yine meclis kararı alarak 1 liraya düşürdük. Ve 3 mahallemiz var. Her sabah yılın 365 günü sürekli olarak vatandaşımızın ayağına kadar ekmeklerini götürüyoruz. Kar, yağmur, güneş, 24 saat halkımızın emrinde olan aracımız var. Ekmek servisini ayağımıza kadar götürüyoruz vatandaşımızın efendim. 50 kişilik yaşlı bakım evi yaptırıyoruz. İnşallah Kasım ayında bitecek. Uygun görürseniz açılışa sizleri de davet etmek isterim. Bölgemizde böyle bir yaşlı bakım evi ilçelerimizde, hatta il merkezinde daha yok. Bir hayırsever ailemizi ikna ettik. İnanın asansörüyle, yemekhanesiyle, her odada televizyonuyla, 700 metrekare bahçesiyle mükemmel bir tesis oldu. Yaklaşık maliyeti de 6 milyon lirayı buldu. Pandemi döneminde
Erzak dağıtımlarımız sürekli olarak 12 ay boyunca bizde yapılır, sadece Ramazan'da değil. Yine muhtaç olan ailelere, yaşlılara yemek dağıtımlarımız da yapılır. Fakat bizler bunları yaparken hiçbir zaman belediye araçlarını kullanmadığımız sivil araçlarla yapıldığı için reklamını da yapmıyoruz. Kimse dahil bilmiyor. Yakacak yardım, kömür yardım, odun yardımı yaptık. Anlaştığımız, aldığımız kişiler kendi araçlarıyla götürdükleri için çocukları, ailenin eşi dahi kocası parayla aldı zannediyor. Yani burada vatandaşlarımızı rencide etmemeye özellikle titizlik gösteriyoruz. Yine vefa destek grubunda araçlarımız var, şoförlerimiz var. Yani bir yandan da bizden istedikleri zaman her şeyi de hastaneden, kaymakamlıktan yerine getirmeye biz çalışıyoruz. Diğer arkadaşların da söylediği gibi bu İller Bankası paylarından aşırı derecede bir kesinti söz konusu. Yani takdir edersiniz ki bu sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelere özellikle yapılan bir kesinti. AK Partili belediyeler maalesef bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamıyorlar. Bununla alakalı eğer ki bir gündeme getirip de bir baskı oluşturabilirsek, bizim İller Bankası paylarımızın kesintilerini biraz daha azaltırlarsa, inanın Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hakikaten belediyeciliğin nasıl olduğunu herkese gösterecektir. Ki bu sıkıntılara rağmen biz kesinlikle yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi geri çekmiyoruz. Allah'a şükür maaşlarımızı da ödüyoruz. Bir de ikinci bir sıkıntımız var Sayın Genel Başkanım. Biz bakanlığa yazdığımız hibelerle alakalı 2 senedir hiçbir geri dönüşe sahip olmadık. Sağ olsun Kocaeli Milletvekilimiz Ali Aydar Bey, bu konuda ben kendisine durumu ilettiğimde kısmet oldu, bir tane kepçe hibemizi cumartesi günü teslim aldık. Genel Başkan Yardımcıma da bu konuda zaten bilgileri vermiştim. Bir üçüncü konu, bizim yapacağımız yatırımlarla alakalı yer tahsisleri istiyoruz. Bu yer tahsislerini maalesef bize vermiyorlar. Yani hizmeti önüne geçebilmek için ilk önce bizim olmayan bölgelerin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Diğer belediyeler böyle bir sıkıntı yaşamıyor. Yani iktidar belediyeleri böyle bir sıkıntı yaşamıyor. Bu konuda da bir destek bekliyoruz Sayın Genel Başkanım. Geçen aylarda Spor Bakanımız geldi buraya ve bir söz verdi Yalova ile alakalı. Yalova'yı spor merkezi yapacağını söyledi ama bu spor merkezinin maalesef bir sesini bile göremiyoruz. Yani bir takımı olup da sahası olmayan tek belediye benim. 2 sene üst üste şampiyonluk görmüş ve başarılı bir spor kulübümüz var. Maalesef idman yapacak ve maç yapacak sahamız yok. Geldiğimizde borç batağı içerisinde, özellikle esnafa borç batağı içerisinde olan bir belediyeydik. Şu anda esnafımıza hemen hemen borcumuz kalmadı. Personelimize hiçbir geriye dönük borcumuz kalmadı. Bizim dönemimizde de bir borcumuz kalmadığı gibi bir de sizin sözünüze istinaden maaşlara %30-35 gibi bir zam yaptık ve Allah'a şükür bir sıkıntı yaşamadan onları da ödüyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle vatandaş bekliyor. Siz de elinizden bir şey bekliyor. Bu nedenle başkan arkadaşım Muammer Keskin Başkanım söyledi galiba. Yıllardan beri sürdüre geldiğimiz gıda bankacılığı bugüne kadar böyle bir durumda karşı karşıya kalmamıştı. 8 bin aileye aile gelip marketimizden alışverişini yapıyordu. Marketimizin adı Sevgi Market'tir. Resmi ismi Büyükçekmece Gıda Bankacılığı'dır. Uygulama şekli de normal bir markete girer gibi girersiniz, alışverişinizi yaparsınız, kasaya gelirsiniz, kartınızı verirsiniz ve onurunuzla çıkar gidersiniz oradan. Herhangi bir şekilde bir bildiğiniz bir marketten, bir süpermarketten farkı yok. Her şey olan bir yer. Zorluğumuz şu bu sene. Vatandaş iflas etti. Sokakta, sürekli sokaktayız. Ramazan ayı boyunca bütün metsullerimle beraber ki şu anda sizleri ve arkadaşları dinliyorlar. Yanımda arkadaşlarım. Vatandaşın çok fakir düşmesi nedeniyle 6-8 bin ailenin alışveriş yapmış olduğu gıda Sevgi Marketimizden şu anda 28 bin aileye ulaştı alışveriş yapanlar. Ve bu ay sonuna kadar bu 32 bini geçeceğini görüyoruz. Ramazan ayı sonuna kadar 32-34 bine yükseleceğini görüyoruz. Bu şunu bize söylüyor. Türk insanı 20 yıldan memleket iflas etti.
ettirilmiştir. Toplumda fakir ve fukara düşürülmüştür. Esas meselemiz budur. Belediye aldığımız 33 milyon borçtan aldık. Biliyorsunuz mali disiplini çok severim. Büyük bir mali disiplin uyguladım. Ve şu anda sadece resmi olan belediyemizin ve kadro işlerinin kısmındaki SGK ve vergi borçları kaldı. 11 milyon liralık eski yönetimden gelen hesap borcunun tamamını ödedik. Şu anda güncel borç var. Ayrıca personel AŞ'nin birikmiş olan vergi ve SGK borçlarını tamamını ödedik. Şu anda cari aylardan borcumuz yok. İşçi ikramiyelerini ödedik. Bunun yanında 18 tane araç aldık. İkisi kamyon, 40 ayak, 2 tane kepçe, 1 adet otobüs, 1 adet ambulans, 1 adet çöp kamyonu, 1 adet vidanjör ve 10 adet binek ve kamyonet araç aldık. Bunları kendi bütçemizden aldık. Yine 330 bizim doğalgaz girdi ilçemize. Her yer delik deşik. Ama buna rağmen mücadele ediyoruz. Çünkü 3 yılda yapılacak doğalgazı 1 yılda yaptırdık. 330 bin metrekare parke taş şu ana kadar döşedik ve tamiratını yaptırdık. 100 bin metrekare yeşil alan park yaptık. 2 tane kreş yaptık. Bir hayvan barınağı yaptık 400 hayvanlık. 8 kilometre sahil bantı yaptık. Sayın Genel Başkanım, geçen sene biliyorsunuz 10 bin metrekarelik parkımızı demokrasi olarak açmıştınız. Şimdi bu sene inşallah kreşlerimizi, hayvan barınağımızı, iki kreşimizi, yeşil alan park düzenlememiz, 100 bin metrekare park düzenlememize çıktık. Gıda ile ilgili bu pandemi maalesef burayı en çok etkileyen yerlerden bir tanesi. Ortalama 700-800 kişiye gıda yardımı günlük olarak dağıtacak şekilde bir ekip kurduk. Bu kapanmayla beraber ortalama 1500 kişiye şu anda yardım yapıyoruz. Sıcak yardım, yemek yardımı vesaire. Bir de tabii işsizlik çok önemli bir sorundu ama bir de avantajımız var. Burada sanayi çok yüksek bir sanayi bölgesi. İyi bir organizasyonla bugüne kadar 20 bin kişiyi işe yerleştirmiş durumdayız. Ayrıca meslek edinme kursları açtık. Şu anda 550 kişi rutin olarak meslek edinme kurslarına devam ediyor. Birçok konuda ben zamanı doğru kullanmak için söylemiyorum diğerlerini. Ama çalışmalarımız diğer arkadaşlarımız gibi devam ediyor. Bu kapanma sürecinde daha iyi hizmet vermek için 130 kişilik ayrıca bir ekip kurduk. Bu arkadaşlar normal diğer yardımların yanı sıra para çekmek, alışveriş yapmak ya da tesisatta bir arıza olduğu zaman, elektrikte bir arıza olduğu zaman vatandaşın yanında olmak için teknik konularda da destek veriyorlar. Sayın Genel Başkanım, daha önce bir dolu afeti sebebiyle 4 köyümüzde özellikle bizim %95 nispetinde zeytincilikle uğraşıyor çiftçimiz. Dökülmüştü zeytinleri. O tarihte 1,5 lirayla 1.8 kuruş arasında, 1 lira 80 kuruş arasında değişen bedellerle alınıyordu zeytin. Dedik ki bu tahammül edilebilir bir durum değil. Biz bunu 4 liraya alacağız sizden. Aldık, yağ yaptık. Destek olan belediyelerimiz de oldu. 192 bin kilogram zeytin aldık. 40 bin litre zeytinyağı elde ettik. Şifa niyetine de elimizde hiç kalmadı. Tamamı da satıldı. Geçtiğimiz hafta çarşamba ve cuma günleri diğer siyasi partilerin de desteğini alıp kapanan esnafın yanında çalışan kardeşlerimizin evleri ve işyerlerinin faturalarının ödenmesi adına bir kampanya başlattık. Para toplayamıyoruz. Valilikten anında bir yazı geldi. Bu kampanyayı duyduklarında yanlış anlamışlar, yanlış yorumlamışlar. Biz taahhüt topladık. İki gece benim önderliğimde yapılan canlı bağlantılarla 750 bin liraya yakın bir taahhüt topladık esnafımızın faturaların ödenmesi için. Adı Faturan Bizde olan bir kampanyayla. İki toplantıyı bitirdikten sonra da talep toplamaya başladık. Benim faturamı ödeyin diyen esnafımızdan şu an itibariyle, bugün itibariyle ki işte bir cumartesi bir de pazartesi bugün faaliyetteyiz. 190 bin lirayı geçti. Benim faturamı ödeyin lütfen diyen esnaflarımız taahhüt sahipleriyle talep sahiplerini bir araya getirip faturaların ödenmesine olanak sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Göreve geldiğimizde 2019 yılında borçlarımızın tamamını tasfiye ettik. Neredeyse tüm giderleri kısarak bunu yaptık. Ondan sonra da projelerimize başlayabildik. Sosyal proje olarak Bozüyük'te her haneye ayda 10 ton suyu ücretsiz veriyoruz.
Bu Birleşmiş Milletler kararlarına ve bütün incelemelere göre bir hanenin aylık ihtiyacı kadardır. Bozüyük'teki 20 bin hanenin 17 bini, yani %85'i bundan yararlanıyor. Fazla kullananlardan da yüksek ücret alarak suda tasarrufu da sağlamış oluyoruz. Ayrıca aile desteği sigortasının ilk basamağı olan can suyu nakit banka kartını 8 aydır Bozüyük'te uyguluyoruz. 275 lira gibi bir ücret sürdürülebilir olarak ailenin kadınının hesabına bankada yatmakta. Haciz olmayan bir hesaba. Bu Bozüyük hane sayısının %2.4'üdür. Ayrıca sosyal projelerin yanı sıra yatırım projelerimize de ısrar. Kent merkezinde 5000 metrekare alanda 2 kat yeraltı otoparkı ve üstünde bir çarşı projemiz var. Arkasında Kurtuluş Savaşı Müzesi ve çeşitli etkinlik ve iş yerlerinden oluşan bu proje büyük oranda tamamlanmak üzere yıl sonunda açılışını yapabileceğiz. 3 mahallemizde sosyal ve kültürel tesis yaptık. Bir tanesi çocuklara, özellikle Down sendromlu ve otizmli çocukların sosyalleşeceği, diğer çocuklarla iç içe yaşayacağı bir merkezdir. Bizim odaklandığımız kesim elbette yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız. Ancak onları kaymakamlıklar, vefa grupları, belediyeler ya da hayırsever vatandaşlar pekala çok iyi biliyorlar zaten. Ve bu yardımlar gerekli yerlere bazen aksaklıklar da olsa ulaşıyor. Ancak burada dikkat çekmek istediğim ve bizi en çok üzen bir husus var. Özellikle buna işaret etmek istedim. 8 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Ben bir esnaf çocuğuyum. Ben de esnaflık yaptım. Sayın Genel Başkanım, belediye başkanlarım, sürekli esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Ve bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bir esnafa girdiğinizde işi ne kadar kötü de olsa dişini sıkıp çok şükür işimiz iyi derdi. Efendim şu son süreçte gördük ki İşim iyi diyen bir tane bile esnaf yok. Biz yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hediye çekleri, erzaklar ya da farklı sosyal yardımları elbette götürüyoruz. Esnaf arkadaşlara bunları götürürken biraz tereddütlüydük açıkçası. Kabul eder mi, etmez mi diye. İnanın bir tane esnaf arkadaşımız bile geri çevirmedi. Hem kendilerine hem de yanlarında çalışan arkadaşlara bunları ulaştırdığımızda. Esnaf artık şükretmiyor efendim, şükredemiyor ne yazık ki. Buna elbette yerel yönetimler, bizler, belediyeler ya da hayırseverler mutlaka destek sağlıyorlar. Ancak bu yetmiyor, yeterli değil hiç şüphesiz. Bu meclisin, parlamentonun ve siyasilerin artık bu anlamda sağlayabileceği en yüksek desteği, ki bu bir anlamda bir gizli yoksulluk haline gelmeye başladı ne yazık ki. Esnaf buna çare bulamıyor. Çok üzülerek belirtmem gerekiyor. Ve bizim bu dönemde özellikle bir şanssızlığımız daha var. Dünya salgın sürecinde yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu gördü. Türkiye'de elbette gördü. Ama Türkiye merkezileşti, Türkiye otoriterleşti. Biz yerel yönetimleri güçlendirmeye çalışırken ne yazık ki Türkiye tam tersi bir noktaya geldi. Biz bunu tersine çevirebilmek anlamında yerelde 3 aylık periyotlarda AK Parti, MHP, İYİ Parti, Sol Parti ilçe başkanlarını, belde başkanlarını ziyaret edip onlara hesap veriyoruz, bilgi veriyoruz, bilgi paylaşıyoruz. Bize dönüşü de 2 yıldır belediye meclisi kararlarımızı tamamını, %100'ünü oy birliğiyle alabilmemiz imkanını getirdi. Bu şeffaflık, bu paylaşım, bu bilgi paylaşım ve hesap verebilirlik. İleriz Türkiye'de de böyle olabilecek yolu biz açacağız. Bu dönem değişecek. Yani yönetim değişmesiyle beraber biz yarına yönelik önlem almak zorundayız. Hedefler belirleyip o hedefler doğrultusunda neler yapılması gerektiğini belirlemek zorundayız. Bununla ilgili birkaç başlık belirledim ben. Özellikle eğitimden sağlığa, çevreden spora kadar. Çünkü şu anda biliyorsunuz Türkiye'de özellikle Karadeniz'de bir çevre katliamı yaşanıyor. Ve bu insanlar hiç dinlenmeyerek yapılıyor bu. Ve bizim çevre politikamız dahil, eğitim politikamız dahil, sağlık politikamız dahil, yaşamın her alanında politikalarımızı hazırlamak durumundayız. Çünkü çok büyük problemlerle karşılaşacağız ve bunun için de şu anda çeşitli tartışmalarda çeşitli öneriler var ama
Sizlerin de gayet üzerine özellikle durmaya çalıştığınız ve bizim bütün belediye başkanlar arkadaşlarının sizin talimatınız doğrultusunda kutuplaşmanın yaratılmadığı ve insanlarla herkese ama herkese ulaşılabildiği bir ortam yaratmayı hedefleyerek hareket ediyoruz. Özellikle bu Ramazan ayındaki dayanışma kültürü, bu çok önemli. Dolayısıyla mahalle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer belediyeler ile işbirliği içindeyiz. Şu anda bizim sadece Sarıyer'de değil, hemen yanımızda Kağıthane'de, karşımızda Beykoz'da veya farklı bölgelerde aynı şekilde bu çalışmaları devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi bizden yardım talep edenler tamam, insanlar bir şekilde mahallelerde ama bu dönemde bir şeyle daha karşılaştık. Sizlerin de ısrarla üzerinde durduğunuz üniversiteli öğrenciler. Üniversite öğrenciler gıda paketi bekler durumdalar şu anda Sayın Genel Başkan. Yani mahallelerde oturan kiracı üniversite öğrencileri gerçekten çok zor durumda. Biz olabildiğince onları tabii daha bir şey yapmadan, rencide etmeden, çünkü onların şeyleri farklı, özellikle bizim Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinde mevcut gündemin sonrasında da oluşan bir takım şeyler var. Bunların da dediğim gibi bir dayanışma içinde yapılması gerekli. Evet. Pandemi süreci içerisinde de vatandaşın gereksinim duyduğu tüm ihtiyaçlar aklımıza ne gelirse, maskeden gıdaya, eğitime, sağlığa, bir aklımızda ne geldiyse insanın yaşamını idame ettirecek hangi gereksinimleri varsa hepsini karşılamaya çalıştık. Geçmişte de karşıladık, bugün de karşılıyoruz. Ramazan döneminde de hiçbir vatandaşımız hangi koşulda olursa olsun bize başvurduğu takdirde geri dönmemiştir. İster gündüz, ister gece, ister hafta sonu. Yani bunun belli zamanı ve saati yok. Yeter ki vatandaşlarımıza hizmet götürelim. Sağlık konusunda da diğer kurumlara da talep ettikleri takdirde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağlık kendimiz yere yer yönetim olarak değil, diğer kurumlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar da hiçbir vatandaşımız dahi hiçbir talebi geri çevirmemiştir. Ayrıca tabii bunlarla değil, esnafımızla da bir diyalog içerisindeyiz. Sadece şunu söyleyebilirim Sayın Genel Başkanım. Şu anda belediyeye ait 75 gayrimenkulden 9. aydayız. 2020 ve 2021 yılları içerisinde. Yani kapalı kaldıkları süre içerisinde aldığımız meclis kararıyla hiçbir kira almıyoruz. Bu da bizim gibi bir belediye ayda 170 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Almıyoruz. Kapalı kaldığı süre içerisinde de almayacağız. Ben de bu süreçte bizzat yardımlar konusunda beldemdeki tüm ihtiyaç sahiplerine bizzat kendim ulaştım. Tek tek ailelerine yardım çekiş şeklinde bunlara yardımlar yaptık. Yaklaşık 400 TL ve üzeri olarak aile sayısına göre, çocuk sayısına göre bunları ilettik. Ve şu anda sayı olarak geçen yıla bakarak 3 katı yardım muhtaç kişilerin arttığını gördüm. Vatandaşımız gerçekten çok kötü durumda. Söyleyeceklerim bunlar, iftar vaktine de yaklaştık. Ben fazla sözü uzatmadan sorunlarımız soruşturma içerisindeyiz şu anda. Biz turistik bir yer olduğumuz için halimiz çok kötü. Bütün kış pandemi yüzünden birçok insan burada kaldı. Çöp işlerimiz, temizlik işlerimiz 2 vardiya çalıştı. Bugünlerde 3 vardiyaya geçmek üzereyiz. Yani halimiz düzeleceği yerde gittikçe uçurum aşağı doğru ilerliyor. Tabii ki baş ediyoruz. Tabii ki ciddi bir sorunumuz yok hali hazırda. Fakat ufuk çok da aydınlık görünmüyor. Bunu söylemek istiyorum. Kadınlarımız için bir SOGEP projesi istedik. Alma şansımız var gibi duruyor. Tabii garanti değil. Arkadaşlarımızın standart problemi bizde de var. İller Bankası'ndan kredi karşılığı bir çöp arabası alalım dedik. Hala bakanın önündeymiş dosyamız. Yani 1,5 senedir bakanın önünde. Çok zor koşullarda görev yaptığınızı biliyorum. Üstelik bu zor koşulları tetikleyen unsurların başında da bu pandemi süreci geliyor.
Ama işte belde halkında, halkından destek alıyorsunuz, belde halkına destek veriyorsunuz. En büyük arzumuz tabii bulunduğunuz beldede kimsenin aç ve açıkta kalmaması. Bu konuda elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu askıda bakkal defteri, bu çok önemli. Özellikle hani yoksul mahallelerdeki bakkal defterleri önemli şu açıdan. İnsanlar gidip o bakkaldan alışveriş yapıyorlar fakat ödeyemiyorlar paralarını. Gerçekten yoksul insanlar bunlar. Rakamlar çok büyük değil. 3.000-5.000 lira civarında bazen oluyor. Bazen 2.000 lira, bazen 1.000 lira oluyor. Dolayısıyla bunların masraflarını bir şekliyle yardımseverlerden karşılayabilirseniz en azından bunlara ciddi bir yardımı yapmış olacaksınız. Bürokratlar bazen bizi yok sayıyorlar diye sitem ettiniz. Sizi istedikleri kadar yok saysınlar, sizi var eden zaten o bürokratlar değil. Bulunduğunuz beldedeki halk. Halka güven verdiğiniz andan itibaren gerisinin hiçbir önemi yok. Kaymakam tanımazmış, vali görmezmiş, şu görmezmiş vesaire. Bunların hiçbir önemi yok. Esnaf görüyor mu? Manav görüyor mu? Vatandaş görüyor mu? Beraber misiniz? Onlarla birlikte yürüyor musunuz? Onların sorunlarına çözüm üretiyor musunuz? Asıl önemli olan o. Çünkü sizi seçen bürokratlar değil, sizi seçen halk. Halka her türlü desteği vermek zorundasınız ve onlarla kucaklaşmak zorundasınız. Zaten yapıyorsunuz. Bu konuda son derece mutluyuz. Ankara olarak son derece mutluyuz. Onu söyleyeyim. Belediyeler Birliği araç dağıtımında haksızlık yapıyor, bunu biliyorum. Ama şimdi devreye girildi. Evet. Rakamlar ortaya çıkarıldı. Belediyelerimize, bizim belediyelerimize geçmişte haksızlık yapıldığı ortaya çıktı. Şimdi onu Belediyeler Birliği telafi etmeye çalışıyor. Ve bizim belediyelere verilmeyen pek çok araç yeni sistem içinde, kısa süre içinde ödenecek. İçişleri Bakanlığı denetimler yapıyor. Denetimlerden çekinmeyin. Boğazınızdan aşağı haram lokma inmediği sürece de korkmayın. İstedikleri kadar denetim yapsınlar. Bir odayı ayırın, telefonlarını verin. Her türlü ihtiyacını karşılayın, diledikleri gibi denetim yapsınlar. Sanıyorum Şükrü Genç Başkanımız söyledi, üniversite öğrencileri kirada oturuyorlar ve bunlar gerçekten ihtiyaç hissediyorlar. Bunlara yardım edilmesi gerekiyor. Evet, üniversite öğrencilerine, kirada oturan öğrencilere yardım yapmak gerekiyor. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Çalışıyorsunuz, fedakarca çalışıyorsunuz. İller Bankası kesintisi tabii büyük bir sorun. İller Bankası çünkü iflas edecek sizden para kesmediği sürece. Onun da kaynağı Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılacak yardımlardan kesinti yapmak. Kendisi öyle ayakta duruyor. Ama bütün bunlar dediğim gibi iktidara geldiğimizde hepsi çözülecektir. İktidara gelmemizin en önemli ayağını sizler oluşturuyorsunuz. Vereceğiniz hizmet CHP'nin oylarını yükseltecektir ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte iktidara geldiğinde göreceksiniz ki Türkiye'de pek çok sorun aşılacaktır. Sanmayın tabii yerel yönetimlerin mali sorunları sadece CHP'li belediyelere özgü değil. AK Partili belediyeler, MHP'li belediyeler, İYİ Partili belediyeler de kaynak yetersizliğinden büyük ölçüde şikayet ediyorlar. Bizim tek özelliğimiz var, var olan kaynağı en verimli şekilde kullanmak. Ve dolayısıyla bunu en verimli şekilde kullandığınız zaman bu sorun büyük ölçüde aşılmış oluyor. Bazen kendi belediyelerimizden de şikayet ediyoruz. Örneğin Şişli Belediye'miz çok büyük borçlarla devraldı. Kimden? Bir CHP'li belediyeden, belediye başkanından devraldı. Şimdi o borçları büyük ölçüde tasfiye etti, belli bir noktaya getirdi. Aynı şekilde Beşiktaş Belediye'mizde de benzer sorunlar vardı. Onlar da büyük ölçüde tasfiye ettiler, sorunları çözmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla var olan kaynakları verimli şekilde kullandığımızda halka vereceğimiz güven artacaktır. Hepinize enişten sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bayramınızı da bu vesileyle kutlamış olalım. Seyit Başkan'la birlikte hepinize esenlikler ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoşça kalın.